Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz sizlere hani bir sürü örnek sunuyorum. İşte spor montlar, spor kasklar, işte enduro montlar, enduro kasklar, naked, commuter, scooter için bir sürü giyim, ekipman sunuyorum. Bu giyim ekipmanlar içinde hani sizin istekleriniz oluyor. Bazen kaçırıyorum bunları. Fakat işte hani bizim elimizde mağazada olanların hepsini tanıtmaya çalışıyorum sizlere. Şimdi tekrar hani spor giyim üstüne tekrar bir video paylaşacağım. Çünkü hani spor giyim üstüne çoğunlukla istek oluyor. Enduro Naked Commuter üstüne de ayrı ayrı paylaşacağım. Bu ilk önce spor giyim üstüne paylaşacağım bir video. O yüzden de hani uygun fiyatlı olan hem kask hem işte mont, eldiven gibi seçenekleri size sunacağım. İlk önce monttan başlayacağım. Çünkü elimde ona uygun bir mont var. Bu hani spor giyime uygun olabilecek bir mont. Hani çok da fazla kışlık elimizde kalmadı ama ProSave Malibu'yu daha önceden zaten tanıtmıştım. Bu hem spor olabilir, hem enduro, scooter, commuter gibi şeyler de olabilir. Ama hani bu video özellikle spor giyim üstüne olduğu için ben bunu spor giyim üzerinden tanıtacağım. Daha sonra hani kışlık spor giyim gelince onlar için de tanıtacağım. Bir arkadaşımız da bize deri mont sormuştu. O deri mont örnekleri içinde Magna Blast'ı alabilirsin demiştim. Magna Blast'a gerçekten hoşuma giden spor özellikleri olan, hörgücü olan, sırt koruması olan, işte dirseklerinde ve omuzlarında gerçekten CE onaylı korumalar olan bir mont çeşidi ve hoş mont olmasının yanında hem de dayanıklı, işte sizi yaz kış koruyabilecek montlardan bir tanesi. Hani onu giydikten sonra üstünüze ekstra bir koruma giymenize gerek kalmıyor. Veya içinize başka bir koruma veya işte herhangi bir şey giymenize gerek kalmıyor. Çünkü full deri ve full korumalı bir mont. Şimdi ondan dönelim. Hani deri isteyenler için söylemiştim onu. Daha sonra hani onun linkini de paylaşırım sizlerle. Pardon, bizde yok zaten. Onun linkini paylaşamıyorum ama hani istediğiniz bir herhangi bir mağazadan bulabilirsiniz. N11'den, Hepsiburada'dan, Trendyol'dan gibi mağazalara bakabilirsiniz. Benim burada tanıtacağım ilk başta spor uygun fiyatlı montlar. Onlardan bir tanesi dediğim gibi ProSave Malibu. Ne gibi özellikleri var? Hani bu sizi 3 mevsim rahatlıkla koruyabilecek bir mont. Özellikle hani yine bunun dirsek ve omuz korumaları gerçekten iyi ve sırtında da bir tane korumayla geliyor. Yani bunu üstüme giyip gösteremiyorum. Üstünüze giyerseniz daha iyi olur diyor bazı arkadaşlar. Üstüme giyip gösteremiyorum arkadaşlar. Benim beden ölçülerimde kalmamış. Ama farklı beden ölçülerinde var. Onun için hani linkini vereceğim zaten aşağıda. Açıklama kısmında. Oradan girip bakabilirsiniz. Nasıl şeyleri var, özellikleri var. Belinde şöyle cırt cırtla kapanıyor ve yani belin hemen üstünde, göğsünüzün hemen altında şöyle cırt cırtla destek yapmışlar. Ve oraları da cırt cırtla kapatabildiğiniz için bu rahatlıkla hani bedeninize uyuyor. Ön tarafında iki tane cep var. Önünden açtığınız zaman hem boyunda da tabii ki cırt cırt var. Daha önceden de zaten tanıtmıştım ama spor giyim için bunu tanıtıyorum. Altında tekrar bir tane cırt cırt koymuşlar hani hemen açılmasın diye. İçinde termal bir astar var. Bu astarı çıkartabiliyorsunuz. Yazın sıcak havalarda bu astar fazla gelecektir. Çıkarttığınız zaman hani iki fermuar görüyorsunuz zaten şurada. Hani içeriden bir fermuarla kapatabilirsiniz. Dışarıdan tekrar bir fermuarla kapatabilirsiniz. İç astarında şuradan şu şekilde şu fermuarı açarak açıp çıkartabilirsiniz. Arkasındaki korumaya da buradan ulaşabilirsiniz. Şu hemen içinden üstünden zaten görebilirsiniz veya altından astarı çıkarttıktan sonra hemen ulaşabilirsiniz. Reflektif şeritleri var bunun şu yanlarında. Ve hani bilekleri hem cırt cırtlı hem de şöyle fermuarlı şekilde yapılmış. Hem de uygun fiyatlı bir mont olduğu için bunu sunuyorum. Tabii ki yani çok daha farklı montlar var ama elimizde belirli şekilde hani spor mont kaldı. O yüzden de ilk önce bunu sundum. Şimdi kaska geçelim. Uygun fiyatlı kasklardan bir tanesini sunacağım demiştim. O da bu. Bunu da yakından tanıtayım dedim. MTS kasklarının dışını biliyorsunuz. Polikarbon ve hani havalandırmaları ona göre yapılmış. İyi hava alabilen kasklardan bir tanesi. Bunu kullanıcılarına sorarsanız çok daha iyi bilirler. Çünkü hani neden kullanıcılarına sorarsanız daha iyi bilirler diyorum. Çünkü bunun özellikle hani ne kadar hava geçirdiğini, ses geçirgenliğinin ne kadar olduğunu kullanıcıları çok daha iyi bilir.
Ön tarafta kademeli açılır bir tane camı var. İç tarafını zaten görüyorsunuz. Gözlükle giyilebilir gözlük boşlukları var. Bir tane şu yandan açılan, şu yan tarafından açılan güneş vizörüne sahip. Güneş vizörünü yine aynı şekilde açabiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz. Bir burunluğu var, bir çene pedi var, mikrometrik bir bağlantısı var. İç pedleri güzeldir, kafanıza iyi oturur, sallanmayı engelleyen bir de arka spoiler yapmışlar. Spoiler'ın hemen arka tarafında da hava çıkışları var. Üstten aldığı havayı arka taraftan verecektir. Bu ağır bir kask, 1500 gramlık bir kask. Hatta artı 50 gram yazıyor. Yani 50 gramlık bir değişim söz konusu olabilir. Yani 1550 gram olabilir. Ve hani sarsılmayı engelleyici ek plastikler yapmışlar altına. Ve hani iyi hava alabilmesi için şu kapandığı zaman burnun hemen muhafazasının diyeyim, burun muhafazasının diyeyim daha doğrusu nefes muhafazasının şurasında hemen hava deliklerini görüyorsunuz. Bu önden aldığı havayı şu tarafından açıp kapattığınız zaman şuradan aldığı havayı şu iç burun deliklerinden atıyor diyeyim. O da camın boğulanmasını engelliyor. Kapattığınız zaman da gerçekten şık bir kask olduğunu görüyorsunuz. Ama kullanış dediğim gibi tekrar ses geçirmezliğini ve kullanışlı olup olmadığını kullanıcıları çok daha iyi bilirler. Çünkü onlar kullanmışlar. Bizim gibi sadece tanıtmıyorlar. İç pedleri iyidir ve size en uygun kasklardan bir tanesi olarak sunuyorum. Tabii ki hani farklı farklı kasklar var. Ben hani bunda bunu uygun gördüm. Bunu sundum. Şimdi eldivene geçelim. Şimdi iki tane eldiven örneği sunacağım size. Bu eldivenlerden bir tanesi Vexo'nun, bir tanesi Skoyko'nun. Bu eldivenleri daha önceden görmüş olabilirsiniz. Bir tanesi Skoyko'nun MC17'si. Yani bu. Bu da Vexo'nun sport eldiveni. Siyah eldiven, deri eldiven. Deri eldiven her zaman tercih edin diye soruyorum, söylüyorum zaten. Neden tercih edin? Çünkü hani bu işte asfalt yanmalarını engelliyor. Düştüğünüz zaman daha fazla koruyor. Yumruk, eklem yeri koruması, gaz hassasiyeti için şurada özellikle körük mekanizması yapmışlar. Bileği de lastikli şekilde yapılmış ve şu kısımda bilek koruması var ve iç tarafında şu baş parmağında bir tane koruması var ve şuradan cırt cırtla şöyle kapanıyor. O şekilde bir eldiven. Daha önceden sunduğum için biliyorsunuzdur. Skoyko MC17 ortalama tavsiye ettiğim bir tane eldiven. Çünkü bazı arkadaşlar dedi ki işte hani bunun yumruk yeri çok iyi değil arkadaşlar. O yüzden de hani bunu tercih etmeyin de bir üst MC58'di galiba ya da MC60'di onu tercih edin. Ben yine de sunayım. Siz tercih edin. Onun da linkini diğer MC58'di ya da MC60'di. Onun linkini de paylaşacağım zaten. Bunun da hani yumruk koruması iyi, eklem yeri korumaları iyi ve körük mekanizmaları var şurasında gördüğünüz gibi. Şu körük mekanizmaları gaz hassasiyetini sağlamak için yapılıyor. Bu da hani düşük bilekli değildir, yüksek bileklidir. Spor sürüşlere de uyacaktır. Kışında size hani bayağı bir koruma verecektir. Ama yine de hani Vexo'nun deri eldivenlerinden bence vazgeçmeyin. Şurasında bir fermuar var. Şuraya kadar inen ve bir tane cırt cırt yapmışlar buna. Bu cırt cırtı kapattığınız zaman elinize tam oturacaktır. Tabii ki bunun ölçüleri var. Ölçü rehberine zaten bakmayı unutmayın. Onlardan bakarak alırsanız elinize tam olacaktır. Bazı parmaklar hani özellikle bizlerin parmakları hani bu kadar uzun değil. Bazıları hani tam olmuyor küçük parmağımıza. Onun için de hani ölçülerine bakarak aldığınız zaman birazcık boşluk kalabilir. Çünkü farklı farklı ölçülerde yapılmış eldivenlerdir. Elinize tam olmasını sağlayın. Çünkü düştüğünüzde o şekilde sizi koruması için yapılmış eldivenler. Şimdi de kışlık pantolona geçelim. Kışlık pantolonu da daha önceden sanırım Pro-El sunmuştum. Spor olarak isterseniz hani dizlik de alabilirsiniz. Ama hani ben dizlikleri önermiyorum biliyorsunuz. Dizlik önermediğim için size bir tane Venom pantolon sunacağım. Venom pantolon da hani çok fit bir pantolon değil. O yüzden yani alıp almama kararını siz kendiniz vereceksiniz. Bu Venom pantolonlardan bir tanesini hemen gösteriyorum. Venom'un
Bu Venom'un kaskade siyah kırmızı kışlık pantolonu. Fiyatı da uygundur. Hani spor giyme olur mu? Yani hani biraz daha hani deri alsanız tabii ki çok daha iyi olacaktır. Ama hani uygun fiyatlı olmayacaktır tabii deri. Bunu alabilirsiniz. Bu da size bayağı hani özellikle kışın bayağı bir soğuktan koruyacaktır. Yağmurdan, yağıştan koruyacaktır. Ama ha, bu tanıttığım bütün montlar bu tanıttığım bütün montlar, deri montlar veya işte şeyler belirli bu pantolonlar belirli ıslaklığa kadar dayanıklıdır. Belirli ıslaklıktan sonra aşırı şiddetli yağmurda çok uzun süre sürerseniz bunlar da ıslanacaktır. İçine de su çekecektir maalesef. Ama hani üstünüze yağmurluk giyerseniz bunların ıslanmasını engellemiş olursunuz. Veya aşırı sağanak yağmurda bir köprünün herhangi bir altına veya korunaklı bir yere girerek kendinizi korumanız gerekecektir. Çünkü aşırı sağanak yağmurda bunların dayanabileceği süre bence 10 dakika 20 dakika arasındadır. Bunu tanıtayım, tekrar devam edeyim. Bu özellikle hani şu çıt çıtlarıyla açılan cırt cırt ve fermuarla desteklenen ön tarafı bir pantolon. Belinde de şöyle sıkıştırma cırt çırtları var. Tokaları var. Arkasında da rahat giyimi destekleyecek şekilde yapılmış bir körük mekanizması var. Tabii ki hani bunun kalçalarında kalça korumaları var. Diz korumaları var. Şuralarında diz korumaları var. Ve özellikle şu kısımlarında dizin hemen üstünde tekrar körük mekanizmaları var. Çünkü motosiklete oturduğunuz zaman buraların hafif esneme yapıyor olması lazım ki siz rahat binebilin. Durmadan hani bunun yukarıya kayması engellensin. Fermuarla kapatılan cepleri var ve arka tarafı da şu şekilde yapılmış. Ön tarafı da şu şekilde yapılmış bir pantolon. Bir de tabii ki özellikle hani şu bilek şey yani ayak bileği hem cırt cırtlı şekilde hem de fermuarlı şekilde şöyle desteklenmiş. Hani oradan açarak rahatlatıp doğrudan çıkartabiliyorsunuz. Şimdi bir de bot sunacağım. Botları daha önceden sunmuştum ben. Onlarda da Rockwell öneriyordum. Hani bu uygun fiyatlı bir spor giyimi olacağı için o spor giyime uygun olabileceğini düşündüğüm Rockwell'ler var. Rockwell'leri de hemen gösteriyorum. İşte Rockwell'ler. Rockwell'leri daha önceden tanıttığım için tekrar çok aşırı detaya girerek sizi sıkarak tanıtmak istemiyorum. Bunun vites koruması var, kaydırmaz bir tabanı var, körük mekanizması var, bilek, topuk ve ön burun koruması var. İçi terletmeyen bir kumaşa sahip. Yan tarafından da şöyle tutukla açılır kapanır. İçine ayağınızı rahat sokabileceğiniz şekilde yapılmış fermuarlı bir bot. Bunlar spor önerilerimdi arkadaşlar. Mont çok spor olmayabilir. Hani pantolon da çok spor olmayabilir. Pantolon tercihini farklı farklı kullanabilirsiniz. Mesela hani ben biraz daha fazla para ayırdım buna. Daha fazla para ayırdığım için hani farklı şeyler almak istiyorum diyenler için de açıklama kısmında farklı modelleri sunup onların linklerini vereceğim. Onları da paylaşacağım. Eğer bizim mağazamızda link yoksa onları hani öneri olarak yazacağım ve açıklamaya ekleyeceğim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Spor öneriler vermeye çalıştım. Hepinize iyi sürüşler, iyi günler.